Bir asra merdiven yan mevcut siyaset ne yazık ki milli ve yerli olabilme vasfına sahip olabilmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de görünen o ki yarın da öyle olacak. Yani eski tas, eski hamam misali. Batıya ve Batılı Endeksi, siyaset ve onu uygulayan siyasetçilerimizin vesayeti altında ülke yönetilmeye devam edecek. Ne diyoruz? Gelen gideni aratıyor. Yozlaştıran, asimile eden, çıkarı, menfaati, envai yolsuzluğu, rüşveti, suistimali bünyesinde konuşlandıran mevcut siyasetin, Türkiye'deki tarihçesine baktığımızda dünle bugün arasında pek fark görmek mümkün değil. Çünkü sağlıklı, Huzur ve güven tesis edici bir tablo oluşturmamaktadır. Çıkar endeksi siyasetin döngüsü içerisinde toplum debelenip dejenere olurken siyasetçilerse keyfiyetin sefasını sürmektedirler. Nitekim dün ve bugünün siyasi tablosunu irdelediğinizde karşınızda cevabı istenilen nice sorular ikmale geliyor. Kim ne yaptı? İster il düzeyinde seçilen parlamenterler olsun, ister ulusal düzeyde partiler ve liderleri olsun. Tabii ki dönemsel hükümet kabinelerinde yer alan bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanları. Bila istisna hepsi için geçerli sorular. Hangi partinin iktidarında ne tür hizmetler yaptı? Hangi lider bu millete ve devlete hayırlı işlerde bulundu? Ya da hangi kentin siyasetçisi seçim bölgesine menfaati dokundu? Ve tabii ki hangisi ehil ve liyakat ölçüsüyle devletin ve milletin ali menfaatine çalıştı? Kim ve kimler devletin ve milletin ali menfaatine karşı durdu? Kimler de çulsuzken sadece ve sadece çullu olabilme adına kendi ali menfaatine çalıştı? Hiç kuşkusuz ki halk her daim ve her fırsatta bunları sorguluyor. Cevap bulma adına da arayışta bulunuyor. Ama ve lakin kimse yoğurdu ekşidir demiyor. Gerçeğe baktığınızda hepsinin yoğurdu ekşi. Bölgemizde hatta ilimizden örnekler verirsek. Bakıyorsunuz ki zaten biri siyasete girmeden evvel tabiri caizse ekmeğe muhtaçtı. Halk deyimiyle baldırı çıplaktı. Ancak siyaset kulvarına girdiğinde seçilip meclise dahil olduğunda bakıyorsunuz ki kısa sürede o çulsuz devasa çullu biri oluveriyor. Servetlerin servetine sahip oluyor. Derdemez insan değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor. Çünkü ne o servet ve ne de o devasa çulluluk milletvekili maaşıyla ne mümkün. Tabi siyasetin servet edici bu yönü olduğu içindir ki heves edeni çoktur. Ama her isteyen siyaset kulvarına dahil edilmiyor. Mecliste ya da milletvekili olabilme adına şans, imkan ve zemin verilmiyor. Vaziyet böyle olunca balık baştan kokar sözü de mevcut ülkedeki siyasetin ve siyasetçilerin bir kesimine cuk diye oturmaktadır. AK Parti iktidarı hepimizin malumudur. 21 yıldır iktidarda ve Türkiye'yi yönetiyor. Partinin başında ve ülkenin de başkomutanı muhterem insan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kim ne der bilmem ama ülke ve millet adına Erdoğan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş siyasi liderlerin içerisinde en başarılı insanıdır. Ülkenin ve milletin âli menfaatine çok ama çok hizmetleri olmuştur ki her şey aşikar, inkar edilemez somut hizmetler var. Köprüler, havaalanları, hastaneler, yollar, limanlar, uçaklar, okullar, üniversiteler. Yani Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılmayan hizmetler AK Parti'nin 21 yıllık tarihi içerisinde Türkiye büyük yol aldı. Ve tabii ki terör denilen illetinde üstesinden gelindi. Bugün terör yok ama son yıllarda sosyoekonomik yönde yaşanan ciddi ve vahim hadiseler söz konusu. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Millet aç perişan. Bir ekmek 10 lira. Diyarbakır'da toplu taşıma keşi başına 10 lira. Ev kiraları ateş bahası. Mutfak yangın yeri. Çarşıya, pazara insanlar gitmekten korkar hale geldi. Bir tarafta lüks içerisinde yaşayan bir kesim, diğer tarafta yoksullukla cebelleşen bir kesim var. Orta kesimde kalmadı. Ya çok zengin ya çok fakir. Bir yandan dövizdeki dalgalanma ve kur farkı karşısında Türk lirasının sürekli değer kaybı yaşaması. Dolar 27 liranın üstünde üzerine çıktı. 28'e doğru gidiyor. Avro almış başını gidiyor. Dile kolay. 1,5 2,5 lirayken son 2 yıl içerisinde katlamalı şekilde 28 liraya vardı. Akaryakıt deseniz zamsız gün yok. Elektrik, su, doğalgaz aylık zam alıyor. Ne ihracat ve ne de ithalat, bankalardaki gizli faiz kotaları, tüm bunların yarattığı bir de toplumsal travmatik ahlaki çürümüşlük, aile içi şiddet olayları, katliamlara varan şiddet olayları, uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve daha nice hadiselerin sosyoekonomik girdabın yarattığı yıkımların ağır faturası olarak karşımızda duruyor. Baziyet buyken ikmale gelen soru, Türkiye nereye gidiyor, iktidar ne yapıyor? İşçiye, memura, emekliye zam yapılıyor. Ama bu zamın arkasında sektörel zamlar yağmur gibi yağıyor. Yani sabit gelirli yapılan zamın bir zaman sonra hiçbir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Çünkü piyasadaki fahiş fiyat artışının yarattığı yangını karşısında buz gibi eriyor. Yani özetle dengeler birbirini tutmuyor. Ne diyoruz? Hükümet iyi niyetli, sabit gelirliğe karşı çözüm üretme adına elinden geleni yapıyor. Memurun, işçinin, emeklinin maaşını artırıyor. Peki bu artışın değirmenine su nereden geliyor? İşte ortada işverenden, esnafına, istihdam yaratan yatırımcıdan, sokakta alışveriş yapan vatandaşa kadar sirayet edici olan vergilerdir. Yani vatandaşın alın terinden akan vergi. Önemli bir nüans burası. Peki alın terine sahip o vatandaş nereden para getirip vergi ödeyecek ya da karşılayacak? Nitekim o da otomatikman ürettiği ürünün fiyatını arttırmak zorunda kalıyor. Çünkü ürettiği her şey dolar ve avroya endeksidir. Döviz kuruna bağlıdır. Yani zam çare değil. Lakin zam, zamları beraberinde getiriyor. Sonuç itibariyle döviz kurundaki dalgalanma ve paranın değer kaybı piyasadaki kontrolsüz zam fütursuzluğunun sebebi mucibesi nedir diye sorarsanız vereceğim yanıt net ve basit. Demek ki Türk lirasını değerlendiren resmi bir kaynak yok ya da zengin yeraltı kaynaklarımız yok ya da ihracatımız yetersiz. Hal böyle olunca da Türk parası değer kazanmıyor. Dolara karşı daima yenik düşüyor. Peki sonuç nereye kadar gidecek? Tabii biz de bunu bilemiyoruz. Ancak gelecekteki halkın beklentilerine cevap veren yeni kurumlar, yeni merhaleler, yeni gelişmelerin varlığının söz konusu olması gerekiyor. O da gözüküyor mu? Pek yok. Kaldı ki Türkiye'nin mevcut zenginliğini oluşturan hayvancılıkta, çiftçilikte giderek yok oluyor. İşte Diyarbakır çiftçisi toprak mahsulleri ofisinden randevu alamadığı için ürününü satamıyor. Çoğunun ürünü harmanda, diğerleri ise tüccarlara boyun eğercesine düşük fiyata satıyor. Korkunç bir rant var. Netice itibariyle siyasetin tüm dişlileri bir bütünlük içerisinde rant çarkından öncelikle kendini arındırması lazım. Bu iktidar kadar muhalefet için de geçerli. Milli ve yerli bir ruhun inşasıyla samimi ve ihlaslı bir şekilde özümüze dönmeliyiz. Ve tabii ki ekonomiksel olarak olarak da yeraltı kaynaklarımıza odaklanmamız gerekir. Biz ithalatı değil, ihracatı artırırsak küresel ekonomik dengelere karşı sanayi alanımızı genişletirsek, rasyonel kararlar alırsak, tarımda, hayvancılıkta, milli savunma alanında, eğitim ve öğretimde kendimizi geliştirirsek ve tabii ki birlik ve dirlik içerisinde siyasi iktidarı devirme adına şer güçlerle ittifak kuran kör zihniyetlerden de kendimizi arındırırsak işte o zaman refaha ulaşabiliriz ve Türk lirasına değer kazandırırız. Ki bunun rotası da hep ifade ediyorum. Milli ve yerli siyasetin ruhunda yatmaktadır. İnancımızla bütünleşmeliyiz. Aksi takdirde kayıp devam eder. Ender'in saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.